Hepsin ama maalesef. Birkaç tanesini alıp bugün suya satayım, çoğaltayım dedim ama yapışık yapışık olmuş. Aslında sizlerle birlikte krem hazırlayacaktık. Gliserinli el kremi ama nasıl böyle? Evet, şöyle yakından göstereyim size bunu. İnsan bunlar nemden dolayı gördüğünüz gibi beyazlıkları. Aslında açtım ama kolonyalı mendille hemen bir sileceğim ve yarın tekrar bir kontrol edeceğim. Yarına kadar, yani eğer tekrar beyazlıklar oluşuyorsa, maalesef ne kadar dikkat edersem edeyim şu an aşırı derecede bir nem var Antalya'da. İster istemez oluşuyor. Ben şöyle kolonyalı peçeteyle sileceğim. Olanlardan birkaç tane alayım, çoğaltayım dedim. Çünkü uzun zamandır biliyorsunuz çelik olarak da vermiyordum. Hepsi bir anaç olsun dedim. Yazın zaten pek çoğunu kaybettim maalesef. Bunlar çok hassas çiçekler ve hemen normal sulara verdiğiniz zaman dahi kökleri eriyebiliyor. Yani su gibi çiçek eriyip akıyor. Çok ilginç. Şu an üstü yapışık yapışık. İnşallah kurtarırım diye düşünüyorum. Bu sene zaten yeterince kaybettim çiçek. Benim evde kolonya sadece çiçekleri dezenfekte etmek için kullanılıyor. Evet, Selin'cim ne yaptı acaba? Kendine çiçek aldı mı? Epeydir yazmıyor çünkü. Evet, bugün kremimizi yapamadık ama bugün dönüşümde limon alacağım inşallah. Yarın gliserinle el kremi evde nasıl hazırlanır göstereceğim sizlere. Çok basit zaten. Sadece gliserin, zeytinyağı ve limon suyu kullanacağız. Dallarına zarar vermeden silmeye çalışıyorum ama senin özelliklerini yarın anlatırım. Bugün aslında ilk çıkmak da istemedim aşağıya, yoksa gider limon alıp gelirdim. Ama bugün bunları halledip, ama zaten gördüğünüz gibi hazırlandım bugün. Dışarıya çıkacağım bugün, takipçimle buluşacağım ve inanılmaz derecede heyecanlıyım. Yani birinizle daha tanışmış olacağız bugün, yüz yüze görüşmüş olacağız. Evet, başka var mı acaba? Şöyle bir göz gezdireyim. Evet. Bunda da hafif yapışıklıklar başlamış. Ya, bir 15-20 gün sıcaklar kaldı. Bu sıcaklar geçtikten sonra rahatlayacaktır ama bu süreç geçene kadar daha bakalım kaç tane çiçek kaybedeceğim onu da bilmiyorum. İnşallah daha fazla ziyan etmeden şu olanlardan 3-4 tane sola şişen var, hemen dallarından alıp yapraklarından nasıl olsa tanırım, isimlerini yazmasam bile. Evet, bu arada sevgili takipçimiz yazmış, Köpez Devlet Hastanesi'nde soy ismi Baygurt'tu, ismini hatırlayamıyorum doktorun ama
çok iyi bir ortopedi doktoru var diye. Evet, akşam hemen ondan randevu almaya çalışacağım. Sildiğim halde şurada hala yapışıklık geliyor elime. Şimdi geçti diyor ama. Evet. Bundan alabileceğim yok ama şunun butonunu alacağım. Sprint. Şöyle göstereyim. Kocaman kocaman bunun yaprakları daha etli. Evet, bu arada diğer tomurcuğum da galiba herhalde bir haftaya kadar açar gibime geliyor. Evet, bunun suyu yine oradan, bundan da şuradan şöyle almak istiyorum. Aldıklarımı en azından buraya fideleyeyim ki. İlk aldığım zaman aslında aç yapmadan önce hepsinden birer tane alıp yedekleseydim bu sıkıntıdan hiçbirini yaşamayacaktım ama toplu olarak istenilince oraya vermek durumunda kaldım. Burada şuradan aradan bulmaya çalışıyorum ama bu sürgün vermiş. Şurada şuradan bir tane alacağım. Bunları yarnesi bir yerden geçireyim. Minik minik hepsinde maalesef başlamış. Olmayanlar aslında orkidelerimin de yerini değiştirdiğim için aslında bazılarında sıkıntı var ama onları da çıkarıp su kültüründe biraz köklenmeleri düzelene kadar, kökleri güçlenene kadar suda bırakmak istiyorum. Bu arada arka balkondaki begonvillerim de bu sene biraz geç kaldılar açmak için ama açmaya başladılar. Evet, şunu şöyle bir gözden geçirmek istiyorum bunda. Biraz sıkıntı var çünkü. Şöyle koyarsam daha rahat silerim galiba. Evet, begonvilden çelik yaptıklarım da onlar da artık yaprak vermeye başladılar. Onun birini aslında Öznur'a söz vermiştim. Aslında istediği renkten bir tane çelik almış gelmiş ama ince dalından almış gelmiş. İnce dalından maalesef tutmuyor. Daha kalın bir dal olması lazım. Bunlar dediğim gibi dün kontrol etmiştim ama bir günde bu hale gelmişler. Ondan sonra bana diyorlar ki bütün gün ne işiniz var sizin? Bütün gün ne yapıyorsunuz diyorlar. Ama maalesef çiçekler çok fazla zamanımı alıyor. Ve bu hafta ayağımdan dolayı çok fazla ilgilenememiştim. Burada sayfada yeni açılan hoyaları gördüm, bayıldım. En az bir 20 çeşit kadar daha almak istiyorum. Ama tabii ki öncelikle sıcakların geçmesini bekleyeceğim. Sıcaklar geçtikten sonra. Dallarından şimdi alıyorum ki zaten kök salmaları 10-15 günü bulacak. Ve serin havada
gün toprak hazırlayıp hepsini birden ekerim. 2-3 tane hazırlamıştım toprak. Az ekeceğim diye. Evet, gözümün gördüğü kadarıyla şu an alayım. Dediğim gibi yani hepsini bir. Normalde saat 8-8.30 gibi kalkıyorum ama yarın daha erken kalkıp Allah Allah hepsinde minik minik atmaya başlamış. Şunu şöyle koyarsam. Bir günde ne olmuş bu çiçekleri anlamadım. Şu an gördüğünüz gibi güneş yok. O kadar fazla nem var ki. Yerlere yağmur yağıyor ama ben bu girişte çiçeklere dalarsam sevgili takipçimle görüşmeye gidemeyeceğim gibime geliyor. Evet Nihal Hanım, ben Antalya'ya geldiğimde bol bol gezeriz diyordum. Ama benim ayağımın tam böyle olduğu bir döneme denk geldi. Gerçi yine gezeriz de. Ölüm patlıyor, çiçeklerime bir şey olacak diye ya, bu sıra çok kaybettim. Evet, seni de şöyle koyalım. Arkadaşımda da var minik minik ama. Oy 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 oy. Evet. Yarın bir 3-4 saatimi bunlara ayırıp hepsini tek tek silip ilaçlamam lazım. Artık şart oldu. Ayağım ağrısa artık yarın ihmal etmemem gerekiyor. Bayağı bir karışmış, işin içinden çıkamayacağım bugün. Ay, ayağım artık belime vuruyor. Şöyle koyayım. Evet, burada nerede benim güzel kızımın yavrus bebeği? Allah Allah, şöyle göstereyim size. Artık bayağı büyüdü. Yukarıdakiler daha yavaş yavaş geliyor, görüyorsunuzdur tomurcuklarına. 8-9 tane var üstünde ama hepsi ayrı ayrı dönemlerde açacak. Burası zaten bir karıştı ama ayağımın düzelmesi lazım. Hepsi birbirine geçti çiçeklerin. Bir çözüm bulmam lazım. Evet. Ben şunları suya ıslatayım. Yerlerini yarına bırakayım.
Yoksa olmayacak. Böyle baş edemeyeceğim. Daha önce bir sudan geçireyim. Kolonyayla sildim ama nereye koyayım kameramızı? Şöyle koyalım. Dediğim gibi koyarak normalinde bu mesela iki gözlü. Bunlar bu şekilde satılıyor. Pek çoğu aslında köklendirmeden dahi satılıyor. Çok pahalı olanlar. Ya da şu şekilde tek göz. Ya da ben dediğim gibi ama ben belirli bir boyuta gelmeden şeritten satmıyorsam eğer vermiyorum. İlk etapta çünkü bakımı gerçekten çok zor. Resmen damlalıkla su veriyorum. Bu kadar dikkat etmeme rağmen yine de sonuçta gördüğünüz gibi evet aralarda umiti oluyor. Arada köklenenler var ama dediğim gibi köklenmeyenler de var. 8 tanesinden daha aldım. Artık bir kahvemi içip Adalet Hanımcığımla buluşmaya gitmek istiyorum. Merakla çünkü saat geçsin diye bekliyorum ama bugün nedense bir böyle şey durdu. Saatler durdu. Saat geçmiyor. Bunları da buraya yerleştireyim. Evet, hava mis gibi şu anda. En azından Esim Tarkınır olmadığı için evden daha iyi dışarısı. Evet, daha aslında saat var buluşmamıza. Ama ben birazcık erken çıktım. Ayağımdan dolayı hızlı yürüyemem dedim. Kaldı ki zaten otobüsle gideceğim. Oraya kadar bile bugün yürümeyi düşünmüyorum. Ay, şu ağacın güzelliğine bakın. Koca bir parkın üstünü kaplıyor. Tek ağaç. İnşallah ileride kesmezler diye düşünüyorum. Evet, şu an efil esiyor Antalya'm. Şükürler olsun. Bugünler hiç gelmeyecek gibiydi. Görmeyin şu an o kadar güzel ki. İnanılmaz bir ışık yüzmesi var. Burası kahve dünyası. Mado'ya doğru ilerliyorum. Evet. Ben Adalet Hanım'ı tanımıyorum. Artık o beni görünce tanıyacak. Şu an gölün rengi gerçekten huzur veriyor. Güzel bir ışık hizmesi oluşmuş. Göstereyim. Her zaman var ben. Evet, dün havuzun içinde yatıyordum. Dün havuzun dışına çıkmış artık. Patili dostumuz. Havuzu mu doldurdular dedim ama hayır, havuzda su da yok. Bu da bu semtin. Demek ki burada besleniyor ki buradan bir yere ayrılmıyor. Evet. Bugün Mark Antalya'nın işi biraz sakin gözüküyor.
Acaba içi de öyle mi? Evet, biz Adalet Hanımcığımla buluştuk. Eşiyle beraber çok güzel vakit geçirdik. Yok yok, göstermiyorum seni. Gösterebilirsin de ben ters taraftan baktım. O tarafta. Evet, biz birbirimize doyamadık. Ben de çok memnun oldum yani. Biz birbirimize doyamadık. Şimdi deniz kenarı... Sanki 40 yıllık arkadaşımız gibi. Deniz kenarına gidiyoruz şimdi çok hep beraber. Akşama ettik birlikte. Çok da güzel vakit geçirdik. Evet. Zaten bundan sonra böyle. Bundan sonra evet böyle. Arkadaşlarımız devam edecek. Birlikte cennet bahçesinde zaten. Ben de dayansım. Yorum Hanım beni kırmadan geldim. Ay ne demek? Sağ olsun. Çok memnun oldum. Ama ne anlaştık? Nihalim yok artık. Nihalim. Ay işte böyle yerlerim de var. Evet. Akşama ettik ama güzel daha geçti. Doyamadık böyle. Zamanla bir anda akıp evet. Geçti. Dedik biraz da deniz kenarına gidelim. Orada muhabbet edelim. Bir deniz havası alalım. En kısa sürede de zaten cennet vadisine gideceğiz. İstediğin yere. Ne istiyorsan oraya gideceğiz. Gezmeler bundan sonra. 6 hafta buradayım. 6 hafta beraber. 6 hafta beraber. Sen ne zaman çıkalım dersen biz hazırız. Böyle her sana uyacağız. Her böyle tanışmaya gittiğimiz gün zaten evde şey. Heyecandan öldüm gittim. Ben de öyle. Bir geldim bulamadım. Şimdi çocuklar diyor ki kime bakıyorsunuz diyorlar. Evet. Dedim vallahi ben biriyle buluşacağım ama kimle buluşacağımı bilmiyorum dedim. Ben de eşime söyledim. Nihal Hanım dedim bizi tanımıyor ama biz onu tanıyoruz. Evet. Ondan sonra bir zamanda gidelim ki birbirimizi güvenimiz şey olmasın. Ya ben bir iki dakika erken geldim bekletmeyeyim diye. Kusura bakma benim de sesim klimalardan. Evet o hepimiz öyleyiz ama yapılacak hiçbir şey yok. Biz burada bekleyelim. Ben erken erken geldim biraz. Şeyde heyecan da vardı çünkü. Heyecan çok. Halim ben heyecanlıyım. Değil mi? Evet. Ama sonunda şükür kavuştuk yani. Çok arkadaş, çok güvenimizde, çok dürüst. Ben hemen almadım. Gerçekten kalbim çok dolu. Hayır, sağ ol. O senin sağ olsun bu rahatsızlığından dolayı da yani özür dilerim. Ay estağfurullah olur mu öyle şey? Yorduk seni. Yok yok hayır. Hiç yorulmadım. Ama zaten çok böyle üstüne basamayacak gibi olsaydım zaten diyecektim. Evet söylerdim tabii. Şu an ayağımın üstüne basamıyorum. Bir başka gün görüşelim diye yazardım. Artık geldim dedim yorumlara bir bakayım dedim. Ben geldim diye yazayım en azından oradan görsün dedim. Hayır, sağ ol beni kırmadan. Neyse Allah'tan hemen. Sağ ol. Bir gün de Belgin Hanım'ı da bekleriz. İnşallah. Onunla da tanışmak şimdi isterim. Şimdi Belgin Cim'le de konuşurum. Evet. Bir gün hep beraber bir görüşürüz, bir şeyler evet, yaparız. Çok seviyoruz, bir görüşürüz. Evet hemen bugün kaynaştık. Bugün böyle sıcaklar gitti böyle bugün. Esiyoruz bugün. Gündüz bir çıktım evden. Hiç 12'de geldim anneme de uyandırdım. Ah. Ben de seni arayacaktım dedim. Bu geldi biraz önce dedim. Ben nereye gitti tekrar? Geldim. Aldıklarını bıraktım. Adalet Hanım'ın getirdiklerini bıraktım. Dedi deniz kenarına gidelim. Deniz havası alalım. Şeylerimiz var dedi. Deniz sandalyelerimiz var dedi. Otururuz dedi. Dışarısı da hava çok güzel. Nem çok fazla ama esiyor en azından. Esiyor. Şeye... Ben işte yukarıya çıktım bunları bırakayım diye. O da Migros'a gitti. Hani biraz çerez bir şeyler alayım dedi. Şey almış, soğuk çay almış. Ben soğuk çay içmem. Kola falan aldık. Tam gidiyorduk. Ay dedi, epeydir dedi şey. Barbaros Çay Bahçesi'ni çayını çok seviyoruz dedi. Aslında dedi, deniz kenarına başka gün gitsek de dedi. Burada çay mı içsek dedi. Barbaros Çay Bahçesi'nde. İyi dedik, Barbaros Çay Bahçesi'ne girdik. Konu konuyu açtı. Muhabbeti açtı. Dediler mekanı kapatıyoruz. Hesap öder diye. Baktık herkes oturuyor. Ama servisi kestiler. Sonra şey, ay su içim. İçim yandı ta şey. Pizza yediydim. Tuzlu içimi yaktı. Bugün dedim diyet miyet kalmadı. Ben dedim karbonhidrat yemiyorum. Bugünlük dedi, benlik dedi öyle olsun. Dedim bir tost dedim. En azından içim bastırsın. Duymuşsunuz zaten telefonda dedi. Keşke Gönül abla da gelseydi de o da gelir diye dedi. Düşündük dedi. Dedim o biraz rahatsız bugün dedim. Duymuşsundur telefonda zaten. Gelseydim diye. Dedi hani ev tam olarak deseydik biz gelip alırdık dedi. Aslında şurada arka sokakta görümcesi oturuyor. Bir arka sokakta hemen. Orada mı kalıyorlar? Yok, evleri şeyde, birimli orada.
TRT Caddesi'nin köşesi var ya. Kendileri, burada evleri var. Orada kalıyor. Senede 6 hafta burada geliyorlarmış işte, tatil yapıyorlarmış. Ondan sonra Almanya'ya dönüş yapıyorlarmış. Eşi 2 sene sonra emekli olunca kesin dönüş yapacaklar. Kesin dönüş. Ama bir tatlı, bir güzel yüzü göreceksin. Ay diyor, sanki böyle 40 yıllık diyor dost, hala diyor titriyorum diyor. Gittim, kimse yok. Dolaşıyorum odanın içinde. Çocuk dedi, abla ne arıyorsunuz dedi. Dedim, vallahi ben biriyle buluşacağım ama kimle buluşacağımı da bilmiyorum. O yüzden dedim, dolanıyorum, o beni tanıyacak dedim. Sonra artık tekrar giriş kapısına geriye döndüm. Hani geldiklerinde nasıldan görsünler diye, görür görmez zaten. Aynı Hel Hanım dedi, zaten sarıldı. Oturduk, muhabbet muhabbet açtık, kalkamadık bir türlü. Oradan da şeye gittik, altlarını yazık çikolataları şeye koymuş. Buz kalıplarının içine koymuş, hani yolda erimesin diye. Onları dedi işte, eve bırakalım da dedi. Onları çıktım, bıraktım. Tekrar ben üstüme bir şort giydim, etekle gittiydim. Yazık, bir sürü şey. Genç bir daha. 57 yaşında. 57 yaşında. Şu galiba. Bu at şeriymiş. At şeri mi? At. Tabi Almanca yazdığı için okuyamıyorum. Onun da ayağında kemik varmış. Bütün onun. O da böyle sıkı çorap şeklinde ayakkabılar giyiyor. Bunu sürüyormuş ayağına. Ya bandajlayabilirsin dedi. Ya ayağının altına bir tane havlu koy dedi. Ayağında dedi öyle kurusun kalsın, sabaha kadar ağrısını alıyor dedi. Eğer iyi gelirse dedi, Almanya'dan gönderin, bir büyük bir küçük koydum dedi ama burada o kadar çok şey getirmiş ki. Kime de söyledim hani hiçbir şey istemiyorum diye. Yazmıştı o bana. Almanya'dan gelirken bir şey istiyor musun? Hiçbir şey istemiyorum Adalet Hanım, teşekkür ederim yazmıştım. Bir de ayak kremi. Bu. Bunları bir tane bana oradan dedi, kargo ile gönderirim sana dedi. Evet, vitamin maskesi. Bu nedir? Aloe vera maskesi. Zeytinyağlı kremi. Bak bunu çantana koyabilirsin anneciğim. Küçük. Oy. Vallahi bunları şu an okuyamıyorum. Neyse, yarın bir Türkçe çevirilerine bir bakalım. Bak, ilacı bıraktım, grip tekrarladı anne. Geçmeyecek. Bir ilacı başladın mı bitireceksin, bitirmedin. Anne, ilaç içmekten ben yoruldum artık. Bu ne? Bu el kremi. Bu saç kremi. Şekillendirici olması lazım. Neyse, bunları Ercan dayıma tercüme ettireceğiz. Gerçi görüşeceğiz, daha 5 hafta buradalar, bir şeye gideceğiz. Cennet Vadisi'ne. Hep beraber gidelim dedim. Bir aloe vera maskemiz daha var. O altın maske gözaltı için. Şöyle göstereyim. Allah'tan bir şey istemiyorum, bir şey almayın dedim. Cennet Vadisi'ye gitmiyorsun diye. Ercan dayımızı götürmüş diyor, suların aktığı yer. Bu neymiş? Bir tane veya soft krem. Bir de bir şey istiyorum deseymiş, mişim neler alacakmış kadın. Ay çok çok teşekkür ediyorum. Ama o tatlı dili güler yüzü yeter. Dedim ne gerek vardı bunlara dedim. Olsun yani anladım. Siz bir şey istemediniz dedi. Bu ne? Çöp poşeti. Bir tane sprey. Bu ne? Lacoste'un parfümü. Parfümlere bayılırım. Burnum tıkalı ki şu an koku alamıyorum. Sen takip şeyi gel. Buluşacağız deyince ben zannettim burada. Hayır, Almanya'da yaşıyorlar.
İşte onu bilmedim, nereye gittin de dedim herhalde burada git dedim, takipçinin birisine dedim. Bir de Nescafe'miz gelmiş. Tuğba'cığım da Davidoff'un göndermişti Nescafe'sini. Ama Davidoff'un içimi çok güzel. Kıbrıs'tan getirmiş onu Tuğba. Evet, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bugün akşam bir çıktık, şu an saat 1. Annemi de uyandırdım yataktan kapıyı açarken. O da uyandı kalktı maalesef. Evet, iyi ki tanışmışım Adalet Hanım'la. Eşi de çok kibar, böyle hani oturup her şeyi konuşabileceğim bir insan. Çok anlayışlı, güler yüzlü, hoş sohbet. Kalkıyoruz, bak dedim ki ben çekim yapmadım dedim. Akşam oldu dedim, çekim bitti dedim. Olmadı dedim, hani o şekilde keser bırakırım dedim. Ya dedi, o zaman üzüldüm şimdi dedi. Hani biz de çekim yapacağını bilmediğimiz için hazırlıkla gelmedik dedi aslında dedi hani. Bir de siz hani kilolu gözüküyorsunuz, böyle de daha güzelsiniz, daha zayıfsınız dedi. Ben nasıl çıkarım bilmiyorum dedi. Aslında şey, çok böyle bakımlı güzel bir bayağı. 4 tane oğlu varmış zaten. Onların resimleriydi, onlar orası burası derken geçti. Geldiklerinde sen yatıyorum demeseydin, hani bir çıkayım merhaba diyeyim demişti aslında ama. Neyse, daha görüşeceğiz. 5 hafta buradalarmış. Buradalarmış ya. Görüşürüz. Çünkü Bülent'in oradan da taş almak istiyor. Bilekli gider alırız dedim. Denize falan dedi, beraber gidelim. Hani yürümene gerek yok, bizde araba var dedim. Arabayla alırız seni dedi. Artık hani biz rahatsız etmeyelim diye arabayla gelip alalım demedik dedi. Denize gideriz. 5 hafta dedi gezeriz dedi. Buradayım dedi. Ay, çok şey böyle ama. Yeni mi gelmişler daha? Yok, onlar bir geçen yazdılar bana. Ama ondan sonra memlekete gitmiş, gelmiş. 1 hafta falan, 6 haftaymış isimleri, 5 haftamız kaldı dedi. Dedim yine görüşürüz dedim. Bir doyamadık böyle, sanki 10 dakika oturmuşuz gibi. Halbuki kaç? 6-7 saat oturduk hani, muhabbet ettik. Bir anda geçti. Geçti sana. Zaman çok çabuk geçti. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün geçirdik. Hem Adalet Hanım'la hem eşiyle. 40 yıllık böyle dost ahbapmış gibi. O kadar candan, o kadar cana yakın davrandılar. Bunları zaten bu kadar olduğunu bilseydim ki, özellikle tembih ettim, hiçbir şey istemiyorum. Sadece şu jel ayak için çok iyi dediği için bunu istemiştim ama yine de beni dinlemeyip bir sürü zahmete girmiş. Kendisine çok çok teşekkürler ediyorum. Evet, gündüz başladık, gece 1'de sizlerle artık bir veda edelim. Artık ben de süzülmeye başladım. Annemi zaten uyandırdım. Kadın tekrar geriye uyur mu uyumaz mı? Onu da bilmiyorum. Epey uyanık kalacak. Siz canlarımla tekrar yarın görüşebilmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Güzel dostlarla, güzel insanlarla, tüm güzelliklerle buluşabilmeniz dileğiyle. İyi geceler. Hoşçakalın.